Öğretmen, benim 35 yaşım var ama hiç evlenmedim. Tamam. Çok yani nasıl söyleyeyim, kıskanıyorum. İstemeden evime gelin getiriyoruz küçük kardeşime. Ve öyle. Sen evlenmemişsin, işte. Gelinin ne işi var diyorsun. Ya anladım. Evet ya. Ya bakalım. Hiç sevimli değil. Peki. Neslihan. Vefacığım, kalem etek sana çok yakışmış. Evet. Yalnızca ben elindeki çantayı beğenmedim. Ama ben renk katmak istedim ya. Renk katmak istedin ama daha hani sanki küçük bir çanta daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Üzerindeki kolyeye bayıldım, çok hoş bir kolye. İyi görünüyorsun, kötü değil. Teşekkür ederim. Tuğçe. Ben de kolyeni sevdim. Gözlerinin böyle çevresini siyah siyah kalemlerle çizmişler. Onlar hoşuma gitti. Çantanı kıyafete göre daha günlük bir şey buldum. Yani beğenmedim bununla birlikte. Ama ben çok beğenerek aldım. Çantayı beğenmiş olabilirsin. Bu kombininle günlük duruyor. O takılarla vesaire. Onun dışında güzel gözüküyor kıyafetin. Sade ve şık. Teşekkür. Ben de çantayı kombinine yakıştıramadım. Ben gömleğini de sevmedim aslında. Bilmiyorum. Senin gömleğinden daha güzel ama. Ona sen karar vermiyorsun. Sadece fikrini ben vermiyorum, sunabilirsin. Doğruyu söylüyorum. Sadece fikrini sunabilirsin. Fikrimi söyledim sana. Üzerindeki gömleği sevmedim. Üstelik benim bana yapılan yorumlar bitti. Şu anda sana yorum yapıyoruz. Yok sen, ben normal karşılıyorum. Bence sen normal karşılamalısın. Bebeğim ben normal karşılıyorum. Emin olabilirsin. Sadece biraz fazla yorgunum. Gömleğinin kolları güzel durmuyor. Tamam. Üzerindeki kolye evet çok güzel. Ama bilmiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki. Hazır mısın? Evet. Hadi bol şans. Teşekkürler. Veha hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Ne adı? Vefa. Vefa. Ha. Veha dedin sandım. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyorum. Şimdi. Pardon İvan'a. Buyurun. Bir istek var. Emine, Merve'nin yerine. Merve, Emine'nin yerine lütfen. Şu anda alamıyorum Kemal Bey. Emine lütfen. Hadi ikiletmeyin. Teşekkürler. Vefacığım. Buyurun. Sen minyon bir tipsin. Evet. Sen bu tarz kolara giymemelisin. Senin boyunu kesiyor daha fazla. Oldukça kadar aç kolara ya da darıcık kolara olsun. Tamam. Hiçbir yere kesmesin. Eteğin, bluzunun birleştiği yerinde mutlaka bir kemer kullan. Tamam mı? Belini daha tamam. İnce göstersin diye. Ve kalem etek kullandığın zaman tek bant, ince topuk ayakkabı giyme. Daha platformlu, daha böyle kalın topuk ayakkabı seni daha kaldırsın. Kolye çok yalnız kaldı orada. Bu kadar abartılı kolye, şifonlu, ama sade bluz üstünde çok şey oldu, fazla. Ama ben düşündüm ki çok abartmak istemedim. Düşündüm bu star parça olsun diye. Abartmak istemedin böyle mi geldi? Ne bileyim ya. Çok mu komik? Vefacığım. Kendine gül. Ben de yorum bir bitireyim. Yani kolye o zaman bir sıra olur. İkinci sırada kullanmazsın. Burada sadece yakanın tam altındaki var ya, o sıra kalsın. O altındaki iptal etmeliydin. Çünkü çok fazla. O kolye, bu şifonlu bluz ve o kalem etek altında. Çantayı da sevmedim. Olmadı. Herhalde bir renk katmak istedin. Evet. Ama bu çanta çok büyük senin için. Daha küçük çanta almalısın. Vefacığım. Efendim. Vücuduna göre giymedin.
Yine mi ya? Bu beni daha da hırslandırıyor aslında. Benim özgüvenim tam... O zaman ben seni yarın bomba gibi bekliyorum. O hırs göster yarın, tamam mı? Tamam. Bugün Darcy. Hoş geldin Vefa. Hoş bulduk. Nasılsın? Hatta necesin? Gördüğünüz gibi. Yaşlı sağ ol. Normal. Süper. Hiç öyle gözükmüyor ama. Söylüyorum işte. Az önce niye dışarı çıktın sen? Neye rahatsız oldun? Midem bulandı. Bu yalandı. Gerçeğini söyle. Gerçek. Miden bulandı. Neye bulandı? Soruyu değiştireyim. Yemedim. Evet, daha iyi oldu. Çok şeye. Komşularına mı? Bazılarına evet. Siz bir iki dakika susun Allah aşkına ya. Doymadınız konuşmaya. Ben seninle konuşmuyorum. Susun. Sizinle konuşmuyoruz, sizinle muhatap olmuyoruz. Konuşma arkayla. Senin bitti mi yorum? Hayır. Ha. Ben kolyeni sevdim. Ama o kadar. Kaleme tek yakışsın ama gömleğin kötü. Çantan ayakkabın kötü. Ne olabilirdi mesela? Yani daha böyle çok iş kadını gibi bir gömlek değil de daha böyle hareketli, daha cıvıl cıvıl bir şey giyebilirdin. Nereye gidiyorsun bu arada? Yani neredesin şu an? Ne konumdasın? Restoranta. Restoranta. Daha hareketli olabilirdi gömleğin. Daha böyle ipek. Tarzlıysın. Teşekkürler. Kemal Bey. Aa, sorry. Özür dilerim. Sorry. Şimdi Vefacığım. Buyurun. Bir şeyler anlatacağım ama umarım anlaşabiliriz. Olur. Şimdi Vefa İstanbul'da bir semt adıdır. Bilir misin? Hayır. Vefa diye bir semt var. Ve İstanbul'da Moda diye de bir semt var. Pek o semtten geçmiyor gibisin. Olabilir. Keşke bir erkek gömleği gibi bir gömlek giyseydin. Normal poplin kumaştan yakaları olan ve uzun kollu. O erkek gömleğinin üstüne bu kolyeyi taksaydın o zaman olurdu. Bu kolye zaten bu gömlek veya üstündeki o bluz neyse zaten kendinden hareketli. Evet. Bir de üstüne bu hareketli kolyeyi takınca ikisi bir arada çok fazla oluyor. Dümdüz, sade bir gömlek giyecektim. Bu kadar. Ya ne bileyim ya, öremek ergenliktir. Sadece ben şuna bozuluyorum. Ben 3 gün buradayım. Ben hep sizi takip ettim, baktım. Ama burada 8-9 ay kaldılar. Gülüyorlar. Neye gülüyorlar anlam veremiyorum. Ciddiye alma, bırak ben. Sanki onlar, özür dilerim. Sanki onlar kendi ilk günden gelirken çok güzel görünüyorlardı. Onlar burada eğitim yani geliştiler. Tabii ki kendi ilk günkü hallerini hatırlasalar. Tabii. Şöyle bir durum var Vefa. Hepsi şimdi buraya şu LED'e, bu ekrana ilk günkü hallerini koysak korkunçlar hepsi. En başından en sonuna kadar. Evet. Öyle bir dünya yok. Burada sen de yeni geldin. Üçüncü günün. Öğreneceksin, düzeleceksin, tavsiyelerimize uyacaksın. Onların gülmelerine karşı ben zaten gerekli tepkiyi verdim. Sen takma kafanı. Ama lütfen... Tamam. Bir an önce toparlanman gerekiyor. Daha önce izlediğin bizim bölümlerimizden duyduğun şeyleri de kulağının içine onları da kat birikimlerine ve lütfen öyle stylingler yap, tamam mı? Tamam. Ve kulağını tıka, işine bak sen, yoluna tamam. Devam et. Bugün tamam. Tarz değilsin ama yarın lütfen gel, öyle bekliyoruz gel. Bekliyoruz yarın, tamam. O hırsı görmek istiyoruz. Okey. Teşekkürler. Teşekkürler. Durum Burcu bir şey söyleyecek. Şimdi bu hanımefendi buradan hakaret ederek geçiyor. Çok 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 tehlikeli kabasın çizgi yani. Üstünden yürüyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kimsenin yanından geçerken kısık sesle dahi olsa böyle kelimeler kullanamazsın.
Kullanırsan bunun sonucu var, katlanırsın. Geldiğin gibi gidersin, haberin olsun. Diskalifiye olursun. Eğer ben haksız... söylediğin kelimeyi ben duydum. Sakın. Bir daha asla böyle bir şey duymak ama istemiyorum. Ama haksızlığa ne olursa olsun ya. Burada tartışılabilecek seviyede konuşacaksın. Hayatım seni biraz dışarı alalım mı? Biraz hadi sen sakin bir, sen bir git. Hadi. Sen bir git hava hadi. Al. Burcu jüriyemizde Kemal de şahit olduğu için, duyduğu için sana karşı bir hakaret söz konusu. Evet. Bu nedenle ben biraz dinlenmesini istedim. Döndüğünde de ilk uyarısını vereceğiz bu anlamda. Çünkü daha önce de biz sözlü olarak uyardık. Buranın, bu ortamın, bu durumun hiçbir şekilde bu kelimeleri kullanmaya müsait olmadı. Ama anlatamamışız demek ki. Gamze'nin de benzer bir şikayeti var. Bu anlamda da ilk uyarısıyla devam edeceğiz Efa'nın. Umarım en kısa sürede alışmayı başarır.